Merhaba, ben Savaş Yakar. Bugün Hayatımız Proje Projesi'nin ev kitabından eski alışkanlıklarınızdan kurtulun ve yenilenin adlı yazımı sizinle paylaşacağım. Projelerimizde başarıyı sürdürmek için eski alışkanlıklarımızdan, geleneklerimizden ve anılarımızdan kurtulmak zorundayız. Geçmişin gereksiz alışkanlıklarından kurtulduğumuzda deneyimlerimizin getireceği olan sonuçlardan tam olarak yararlanabiliriz. Bana internetten gelen yazarının Graciela olarak belirtilen bir kısa hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kartal kuş türleri içinde en uzun yaşayanıdır. 70 yıla kadar yaşayan kartallar vardır. Ancak bu yaşa ulaşmak için 40 yaşındayken çok ciddi ve zor bir karar vermek zorundadır. Kartalın yaşı 40'a vardığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu nedenle beslenmesini sağladığı avlarını kavrayıp tutamaz duruma gelir. Gagazı uzar ve göğsüne doğru kıvrılır. Kanatları yaşlanır ve ağırlaşır. Tüyleri kartlaşır ve kalınlaşır. Artık kartalın uçması iyice zorlaşmıştır. Dolayısıyla kartal burada iki seçimden birini yapmak zorundadır. Ya ölümü seçecektir, ya da yeniden doğuşun acılı ve zorlu sürecini göğüsleyecektir. Bu yeniden doğuş süreci 150 gün kadar sürecektir. Bu yönde karar verirse kartal bir dağın tepesine uçar ve orada bir kaya duvarda, artık uçmasına gerek olmayan bir yerde yuvasında kalır. Bu uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasını sert bir şekilde kayaya vurmaya başlar. En sonunda kartalın gagası yerinden sökülür ve düşer. Kartal bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler. Gagası çıktıktan sonra bu yeni gaga ile pençelerini yerinden söker, çıkarır. Yeni pençeleri çıkınca kartal bu kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar. 5 ay sonra kartal kendisine 20 yıl veya daha uzun süreli bir yaşam bağışlayan meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir. Sizler de geçmiş projelerdeki kötü deneyimlerinizi ya da başarısızlıklarınızı, alışkanlıklarınızı bir kenarda bırakın ve yeni projelerde bu eski deneyimlerinizin size öğrettikleriyle daha başarılı, daha gelişkin işler yapmaya başlayın. Görüşmek üzere.